Beni neden buraya getirdin? Bırak bu masum tavırlarını Aslı. Ne demek bu Burak? Yalanlarının sonuna geldik demek. Ne yalanı? Bana söylediğin yalanları. Burak, ben sana hiç yalan söylemedim. O kadınla işbirliği yapıp beni nasıl aptal yerine koyarsın sen Aslı? Hangi kadınla? Hala gözümün içine baka baka bana yalan söylüyorsun. Burak, hangi kadınla? Açık açık söyle bana. Volkan'ın annesi Başak'la. Şimdi anladın mı? O yılanla nasıl birlik olup beni aptal yerine koyarsınız? Bana nasıl bir iftira attıklarını bilmiyorum. Biri bizi ayırmak için, birbirimizden kopalım diye bir yalan söylemiş. Sen de buna inanmışsın. Sana olan sevgime, bu zamana kadar çektiğim acılara yazıklar olsun. Bir de beni buraya kadar çağırdın. Sırf benimle konuşmak için anneme bile yalan söyledin. Senin söylediğin yalanların yanında benimkiler hiç kalır. Buraya kadar. Oyun bitti. Aç şu telefonu Burak, aç. Şu an müsait değilim Volkan. Sonra konuşalım. Kuzen konuşmamız lazım. Aslı ile ilgili. Onunla ilgili hiçbir şey artık beni ilgilendirmiyor. Beni dinlemek zorundasın. Başak Aslı'ya sırf onu kullanmak için yaklaşmış. Aslı'nın hiçbir şeyden haberi yok. Sakın kıza saçma sapan bir şey söyleme. Sen ne diyorsun Volkan? Nasıl olabilir? Ya kadın bizi huzursuz etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi de kafayı Aslı'ya sana takmış. Güya amacı Aslı'ya yardım etmekmiş. Emin misin? Evet eminim. Zaten aksi bir şey olamaz. Yoksa sen bu konuyla alakalı Aslı'ya bir şey mi söyledin? Ya Burak yapma. Nasıl inanabilirsin buna? Ya. Ne dedin Aslı'ya? Çok kötü şeyler. Onunla hemen konuşmam lazım. İnanmıyorum sana Burak ya. Aslı! Özür dilerim. Volkan bana her şeyi anlattı. Sana inanmadığım için çok pişmanım. Aslı, bak benden ayrılmıştın. Sağlık düşünemiyordum. Babam da Başak'la fotoğraflarını gösterince delirdim. Sonra sizi takip ettim. Samimi hallerinizi görünce de... Asıl oyun şimdi bitti. Bizim sevgimiz, güvenimiz, birbirimize inancımız bir oyunmuş. Aslı. Bana ne dersen de, ne yaparsan yap, ne söylersen söyle. Ama beni affet. Yazıklar olsun sana. Sen bana inanmadın, başkalarının sözüne inandın. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Konuşmak istemiyorum. Gitmem gerek. Bu saatte araç bulamazsın. Ben bırakırım seni. Olur. Her şeyi mahvettim. Lütfen onunla konuş. Tamam güzel. Ben edeceğim.
Aslında üzgünüm ya. Yani ben bu kadının bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Yani resmen ailenin başına bela oldu. Bütün suçlu o. Başak Hanım'ın amacını bilmiyorum gerçekten. Bana hiç zarar vermedi. Sadece kimliğini sakladı. Ama Burak beni dinlemedi bile. O kadın nereden tanıdığımı bile sormadı. O da zor günler geçiriyor. Eminim pişmandır. Ne olursa olsun Volkan. Bana inanmadı bir kere. Bizim sevgimiz, birbirimize güvenimiz bu kadar mı? Lütfen onun hakkında bir daha hiçbir şey konuşmayalım. Bu konuyu kapatalım. Nasıl istersen. Seni eve bırakayım istiyorsan. Yok. Ben bu halde eve gidemem. Beni hastaneye bırakır mısın? Olur. Eda, senden bir şey rica edeceğim. Biraz daha iyi misin? Pek sayılmaz. Ama iyi olacağım. Aslı bak, şunu bilmeni isterim ki ben senin her zaman yanındayım. Yani bir şey olursa lütfen beni ara, çekinme. Olur mu? Çok sağ ol Volkan. Ya lütfen ağlama. Kusura bakma, birden sinirlerim boşaldı. Burak böyle bir şeye nasıl inanır? Kankama bak ya, ne yapmış? Hayır ya, bu çocuk seni hiç mi tanımıyor? Yani senin böyle bir şey yapmayacağını nasıl bilmez? Yok, benim bundan sonra kankam falan değil yani. Yani kardeşime yapılmış, bana da yapılmıştır. Aynen öyle. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Canım benim, her zaman yanındayız senin. Tabii canım, bizim öyle dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadar. Aslı, bir dakika, peki sen Emel teyzeye ne söyleyeceksin şimdi? Çok üzülecek. Ben de onu düşünüyorum. Annem bize güvendi, inandı. Kahrolacak. Düşünsenize, onu bile kandırdı. Yani bütün kızgınlığını, kırgınlığını bir kenara bırakıp sırf aşkımıza inandığı için bizim tekrar görüşmemize izin verdi. Yok Aslı, böyle olmaz. Sen söyleyemezsin bunu Emel teyzeye. Neyse sen şey de, ne bileyim, tartıştık, kavga ettik, bir sebepten ayrıldık de. Aynen aynen, öyle de yani. Boş ver. Ben de öyle düşünüyorum. Ama ya inanmazsa? Ya derse o sizin büyük aşkınız küçücük bir tartışma yüzünden bitti diye? Emel teyze kesin böyle diyecek. Ama bunu yapmak zorundayım. Yoksa annem çok kırılır. Canım benim, sen de çok kırıldın. Çok üzüldün. Hem de hiç suçun günahın yokken. Demek ki neymiş? İnsan aşık olacağı adama dikkat etmeliymiş. Aslı, sen Burak'a aşık oldun. İnsan aşık olduğu kişiyi seçemez ki. Ya da aşık olmak için plan program yapamaz ki. Evet. Bir anda oluvermişsin. Hiç mi tanımadın beni? Söylediğim hiçbir şeye inanmadın. Ama sonra nasıl oldun? Ha? Seni affedeceğimi düşündün değil mi? Pişman oldun. Ama ben seni affeder miyim? Bardak kırıldı bir kere. Telafisi oldu mu? Bana bakma öyle. Nefret ediyorum ondan. Nefret. Ona bu kadar kızgınken bile bu sevgiyi nasıl hissedebiliyorum? Thank you.
Aslım. Ne oluyor kuzum? Anlatmayacak mısın bana? Yok bir şey anne. Ya nasıl yok Aslım? Ne olur anlat bana. Yoksa Burak üzdü mü seni? Hayal kırıklığına mı uğrattı? O söyledikleri yalan mıymış yoksa? Hayır. Yani biz bu zamana kadar çok şey yaşadık, çok yıprandık. Saçma sapan bir şey yüzünden tartıştık sadece. Neymiş bu saçma sapan şey? Hadi bana da söyle. Anne ne olur şimdi konuşmayalım. Yarın anlatacağım, söz veririm. Tamam. Hadi sen de yat. Yavrum, sabahın köründe nereye gidiyorsun? Anneciğim, acil sipariş gelmiş de pastaneye gidiyorum ben. Acil sipariş aldınız. Yoksa seni sorguya çekmemden mi kaçıyorsun? Anne, niye kaçayım? Olur mu öyle şey? Benim hemen çıkmam lazım. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Resmini kesmiş bu. Demek durum sandığımdan daha ciddi. Eh be Aslı. Bir şey de anlatmıyorsun ki. Aslı, canım erken gelmişsin. Gonca gün doğar doğmaz attım kendimi buraya. Geceyi nasıl geçirdiğimi hatırlamıyorum bile. Sabah sabah ettim ya. Canım ya, inan ben de bütün gece seni düşündüm. Burak'a saydırdım da saydırdım. Al benden de o kadar. Hiç hak etmiyor seni, hiç. Bırak. Merhaba. Aslı'cığım, biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Ben önce sebep olduğum karışıklık için özür dilerim. Olanları Volkan'dan duydum. Ve çok üzüldüm. Benim amacım ne seni ne de Burak'ı üzmek değildi. Aksine sizin aşkınızı fark ettikten sonra gizlice size yardım etmek istedim. Neden peki? Tamamen seni kendime benzettiğim için. Mutlaka duymuşsundur. Ben Sinan'ın eski eşiyim. Senin gibi alt tabakada doğup büyüdüm. Bu yüzden de Sinan'ın ailesi tarafından hiçbir zaman için onaylanmadım. Dışlandım. Benim yaşadığım şeyleri senin de yaşamadığını istemediğim için seni korumak istedim. Kim olduğumu söylersem yardımımı kabul etmeyeceğini düşündüğüm için de kimliğimi gizledim. Söylediklerim sana çok aptalca gelebilir.
Ama sana yakınlaşmamın sebebi bu. Şu anda görüyorum ki olan her şey çok saçma. Bu yüzden de senden tekrar ve tekrar özür diliyorum. Ben sizin samimiyetinize inanıyorum. Teşekkür ederim. Ama artık birlikte çalışmamız söz konusu bile olamaz. Aslıcığım lütfen böyle düşünme. Yani aramızdaki iş ilişkisini böyle birdenbire kestirip atman... sanki ortada gerçek bir anlaşma varmış ve o bozulmuş izlenimi yaratabilir. İnsanların ne düşündüğü artık benim umurumda bile değil. Ben kendi bildiğim doğru yolumda ilerleyeceğim. Peki Aslıcığım, seni zorlamayacağım. Sen çok yetenekli bir kızsın. Ve değerlerine sahip çıkmalısın. Kendi bildiğin yoldan hiçbir zaman için vazgeçme. Yolun açık olsun. Aslı, inanmıyorum sana ya. Nasıl dayanıyorsun? Var ya, ben olsam çoktan üstüne atlamıştım. Her ne kadar samimi bile olsa, yani yol açtığı şeylere baksana, korkunç. Gonca, ben artık insanlarla tartışmak istemiyorum. Halim yok. Ve onun samimiyetine inanıyorum. Kendini bana benzetmesine de inanıyorum. Bence doğru. Burak'ın ailesine çok kinli. Yani yıllar geçmiş ama hala bir şeyleri hazmedememiş. Çok belli bu. Ben onun gibi olmak istemiyorum. İnsanlardan nefret etmek istemiyorum. Teklifini kabul etmemekle iyi yaptım, değil mi? Ya çok iyi yapmışsın ya. Ya ne olursa olsun yalan söylememeliydi yani. Ya hem bir şey diyeceğim bak, o yalan olmasa şimdi ne güzel kankamla böyle mutlu mesuttunuz ya. Erdem, artık bahsetme ondan ya. Ay Erdem, sana kaç kere söyledik ya, kaç kere uyardık. Ya tamam ya, böyle ağzımdan kaçıyor, ne yapayım? Ne işin var senin burada? Ne işim olabilir? Seninle konuşmak için geldim. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, git buradan. Ya tamam, çok pişmanım. Ya bana ne yapsan, ne desen haklısın. Ama yalvarırım böyle susma. Susmuyorum zaten. Ben söyleyeceğimi söyledim. Burak, git buradan dedim. Hayır, gitmeyeceğim. O zaman ben giderim. Çantamı ver. Çantamı ver. Aslı. Unutma da. Aslı. Ay Aslı, bir dakika. Ya tamam, yani ne yapıyorsun ya? Bırak kızın peşini Allah aşkına. Konuşmuyor işte. Sen de bana kızgınsın değil mi? Öyle vallahi. Yani ya var ya, tam sopalıksın ha. Yemin ediyorum yani, şöyle kendime bir güvensem dalacağım sana da, böyle kendime güvenemiyorum. Boyun posun var ya. Ya kanka bari sen yapma ya. Zaten çok kötüyüm. Bizimkilerle kavga ettim. Evi de terk ettim. Evi mi terk ettin? Niye kanka ya? Ya şöyle kanka de bana ya. Ne oldu? Niye terk ettin? Aslı, iyi misin? İyi değilim. Ya yüzsüzlüğe bak. Canım sakin ol biraz. Ya nasıl sakin olayım? Bu okulda da rahat bırakmayacak beni. Ben okulda bırakacağım Gonca. Aslı saçmalama, yok artık. Vallahi bilmiyorum ne yapacağımı. Dur bak. Biraz sakinleşelim tamam mı? Bir yerde oturup bekleyelim. Nasılsa gider. Erdem bana haber verir. Tamam mı? İyi tamam. Aslı, ne haber? İyi, gelsene. Sen iyi misin? İyiyim, sağ ol. Aslı, biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmem. Hayır Burak. Peki, sen bilirsin. Burak, masamdan kalkar mısın lütfen? Aslı, hayır. Seninle konuşmam lazım. Sadece 5 dakika. Of Burak, of! Aslı. Burak, eğer burada da peşimi bırakmayacaksan ben okula gelmeyeceğim. Bak ben çok üzgünüm.
Ama senin için her şeyi geride bıraktım. Sana geldim. Bana bir şans daha ver. Bitti Burak. Boşuna nefesini tüketme. Aslı, ben sensiz yapamam. Bitti. Anlamıyor musun? Bitti. Bir daha sakın karşıma çıkma. Bunların arası bayağı bozuk gibi. Hala intikam almaya devam etmek istiyor musun? Sonuna kadar gideceğim. Tamamen bittiğine emin olmam lazım. Aslı sen iyi değilsin. Dersin var mı? Evet var ama gitmek istemiyorum. Volkan senden bir şey rica edebilir miyim? Olur. Sınıfta eşyalarım kaldı. Onları alabilir misin lütfen? Tamam. Getiririm ben sana. Sağ ol. Bir dakika. Burak'la aranız bayağı kötüymüş sanırım. Sana ne? Eğer intikam almak istersen bu konuda sana benden iyi yardımcı olabilecek kimse yok. Beni kendinize karıştırmayın. Siz ikiniz de zavallı, iğrenç insanlarsınız. Tamam ben söyleyeyim. Sen yine de bir düşün. Fikrin değişirse haber verirsin. Defol git buradan. Burak ne yapıyorsun sen? Ne dedi sana? Seni ilgilendirmez. Benim amacım sadece seni korumaktı. Sen beni önce kendinden koru. Sen... Onu biraz rahat bırak. Sakiniz. Efendim. Aslıcığım. Merhaba canım, nasılsın? Ben de sizi arayacaktım. Bana aldığınız kıyafetleri geri göndermek istiyorum. Hangi adrese göndereyim? Aslıcığım onlar senin. Ben onları geri alamam. Gerçekten istemiyorum. Onları bir hediye olarak kabul et. Lütfen kırma beni. Peki, teşekkür ederim. Fikrinde bir değişiklik olursa, yardıma ihtiyacın olursa... Bir şey danışmak istersen... Beni istediğin zaman arayabilirsin. İyi günler. Aa, neler oluyor ya? Aslı. Biz Erdem'le evleniyoruz. Ne? Ay çok tebrik ederim ya. Ay çok sevindim. Niye daha önce söylemediniz bana? Canım hiç fırsat olmadı ki. Ay çok güzel. Gerçekten çok mutlu oldum. Allah bir yastıkta kocatsın sizi. Amin inşallah Aslı. Çok teşekkürler. Yüzünden düşen bir parça. Canım çok sıkıldı Aslı. Hani yalan söylemek yoktu çocuğum, ha? Burak yaptıklarını bana ne zaman anlatacaktın Aslı? Anne sen nereden biliyorsun? Ben bugün Burak'lara gittim. Ne? Burak'lara mı gittin? Hı hı. Gitmişken de Selda Hanım'a haddini bildirdim. Anne ne yaptın sen? Çok iyi yaptım. Ne öyle havalanmalar, böbürlenmeler? Paraları bizden fazla diye. Hepimiz insan değil miyiz sonuçta? Burak da neden yalan söyledi? Böyle bir yalana gerek yoktu. Sanki ortaya çıkmayacakmış gibi.
Aslı, bunun için bu kadar üzüldün değil mi çocuğum? Bunu sakladım benden. Evet. Yani yalanı ortaya çıkar çıkmaz ben de tavrımı koydum anne. Artık onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Söz veriyorum, bir daha asla görüşmeyeceğim onunla. Haklısın. Ben de çok kızdım, sinirlendim. Ama o kadar büyük konuşma. İnsan sevdiğini affediyor. Hatasız insan olur mu? Ben Burak'ın yalan söylemesini bir derece anlayabiliyorum. Seninle barışmak için yalan söyledi. Gerçi böyle bir yalana gerek yoktu ama... erkekler bazen böyle şeyler yapıyorlar. Hemen affedemezsin biliyorum. Zaman lazım ama bu çocuk seni seviyor. Bu yaptıklarını da bu yüzden yapıyor. Ben görebiliyorum. Anne, ben şu an çok şaşkınım. Bugün bir kere daha anladım ki benim için senden daha önemli hiçbir şey yok. Anne, seni çok seviyorum. Ben de. Canım benim, yavrum. Aslım, sen mutlu ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Kadar benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...